Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Tahran'dan ardı ardına tepki açıklamaları geldi. İran devletinin zirvesindeki isim İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Amerikan Başkanı yaptığı konuşmada ondan fazla yalan söyledi. Hem nizamı hem de İran milletini tehdit etti. Ben İran milleti tarafından Trump'a halt ettiğini söylüyorum ifadelerini kullandı. Trump'a bir diğer tepki İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'den geldi. Amerikan Başkanı'nın anlaşmadan çıkıyoruz kararının açıklamasının hemen ardından kabinesiyle kameralar karşısına geçen Rouhani, hiçbir eksiğimiz olmadı, Amerika'nın asla sözünü tutmadığını gördük dedi. Amerikan Başkanı Trump, anlaşmadan neden çekildiğini, gerekçelerini anlatmalıdır diyen İran Cumhurbaşkanı, bu tek taraflı bir anlaşma değildir. BM'de ve parlamentolarda imzalanan bir anlaşmadır. Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa, çıkarlarımızı garanti etmeyecekse açık bir yolumuz olacak ve her koşula hazırız dedi. Donald Trump'ın kararına askeri kanattan da sert eleştiriler geldi. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, bugün kendi attığı imzaya bağlı kalmayan bir rejimle karşı karşıyayız diyerek Trump'a tepki gösterdi. Amerika'nın kararını ekonomik savaş olarak yorumlayan Bakri, Amerika'nın Suudi Arabistan'ı yanına alarak İran'a savaş ilan etmek istediğini, ancak askeri saldırı ihtimalinin olmadığını gördükten sonra ekonomik savaşa yöneldiklerini belirtti. İran devrim muhafızlarının da Trump'a tepkisi sert oldu. İran devrim muhafızları ordusu başkomutanı Ali Caferi, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin hedefinde İran'ın füze ve savunma gücüyle bölgedeki etkinliği olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanların zorbalığı ve bölgedeki terörist grupların karşısında durduğunu söyleyen General Caferi, bu duruşun onları çökertmek üzere olduğunu söyledi. İran'ın 2015 yılında İran, Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik imzaladığı anlaşmayı Amerika dışındaki diğer taraflarla yürüteceği öngörülüyor.